Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir Türkçe dersiyle daha beraberiz. Hatırladığımız kadarıyla daha önce iki tane dil bilgisi denemesi yapmıştık. Bu da üçüncüsü olsun. Sorular orta düzeyde arkadaşlar. Yeri geliyor biraz kolay olabiliyor, yeri geliyor biraz zor olabiliyor. Ama detaylarıyla anlatmaya çalışıyorum. Burada yine amaç nedir? Öğrenmek. Yanlışlarımız, eksiklerimiz nerede varsa onları tamamlamak. O yüzden denemede hani düşük çıkmış, netlerim yüksek çıkmış, onlara çok da takılmayın derim. Hatalarınızdan ders alıp tekrarlarınızı yaparsanız benim için o öğrenci fullemiş sayılır. Evet, daha fazla uzatmadan arkadaşlar hemen başlayalım sorularımızı çözmeye. Yine açıklama bölümüne PDF olarak koydum. Önce siz çözün, bir ön bilgilerinizi görün, ne alemdesiniz. Onu bir görün, daha sonra beraber çözmeye başlayalım. İlk soruyla başlıyoruz. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar bu kavram çok veriliyor. Türetilirken ses kaybına uğramış. Genelde de mesela şu tarz örnekler veriliyor. Mesela çevresine baktı dedim. Misal bu örnek geldi aklıma. Kökü ne? Çevirmekten gelir değil mi? Çevirmek fiil kökü. Çevirmekten ne oldu? Çevre oldu. Yani fiilden isim yapım eki aldı mı? Türemek ne demek? Yapım eki almak demek. Türemek kelimesini görür görmez bu gelecek aklımıza. Hem yapım ekini alıyor. Bu arada ünlüsü olan iyi de düştü mü? Çevresine demem, çevresine derim. Genelde bu tarz örnekler veriliyor. Ama burada ses kaybına uğramıştır. Ünlü harf de olabilir. Ünsüz harf de olabilir. Bakın ufacık diyor ya, kökü nedir ufacığın? Ufak. Ufak kelimesi isim kökü. Ne almış? Çık çık eki almış. Yani ufaktan ufacık olmuş. İsimden isim yapım eki aldı. Bu arada K sesi ünsüzü düştü mü? Düştü. Yapım eki alırken, türetilirken ne yaptı? Ünlü kayb ses kaybına uğradı. Yalın durumda sözcüklere yer verilmiştir diyor. E bakalım mesela V sözcüğü yalındır. Mutlu sözcüğü de yalın haldedir. Yalın hal demek sadece ismin İ hali, E hali, D hali, den hali. Bu ekleri almamış demek. Geri kalan bütün çekim eklerini, yapım eklerini gayet de güzel alabilir. O yüzden zaten yalın durumda bir sürü sözcük var. Türemiş fiil kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım evlenmişti. Kökü ne olsun? Ev. Evmek diyemem, isim kökü. Evden ne olmuş? Evlenmek olmuş. Yani isimden fiil yapım eki aldı mı? Aldı. Diğerleri çekim eki değil mi? Miş, di, kip ekleri, onlar çekim ekine giriyor. En son ne olarak bitti? Bakın fiil olarak bitti. Yani türemiş hem de yapım eki aldı. Yapım eki alana türemiş diyoruz ya. Türemiş bir fiil oldu mu? Evlenmek diyebiliyorum ben buraya. Evet, türemiş bir fiil oldu. Kökteş sözcük muhabbeti arkadaşlar biraz karışabiliyor değil mi? Şimdi sesteşi biliyorsunuz eminim. Sesteş neydi? Yazılışı aynı. Anlamı farklı sözcüklere sesteş denir. Yazı ben bir mevsim anlamında kullanırım. Bir de yazmak eylemi anlamında kullanırım. İsim kökü, fiil kökü ama aralarında anlamsal hiçbir ilişki yok. Ama mesela boya sözcüğüne dikkat. Mesela saçlarımı boyadım dersem. Burada boyamak fiil olur. Yere boya döküldü dersem. Burada isim olur değil mi? Tamam. Aynen yazdaki gibi. Hem isim kökü olmuş hem fiil kökü. Hocam farkı ne? Boyayı alırım ben. Ne yaparım? Boyarım. Yani aralarında anlam ilgisi var mı? Ha, burada anlam ilgisi var. İşte aralarında anlam ilgisi varsa biz buna ortak kökteş kök deriz. Arkadaşlar eski sözcüğüne bakın. Atıyorum ne diyor burada? Ben farklı örnek vereyim. Siz de burada türetmeniz lazım. Elbisem eskidi dedim. Elbisem eskidi. Bakın eskimek fiil. Eskime eylemi var. O halde burada fiil anlamında kullanılmış eskimek. Ama buraya baktığınızda eski ufacık bir nokta. Burada ise eski sözcüğü kalıplaşmış. Hani sıra, masa, boya gibi boya dökülü diyoruz ya. Burada da eski olarak, eski elbise dedim. Kalıplaşmış olarak kullanıldı. Ama aralarında eskimek ile eski kavramı arasında anlam ilgisi var mı? Var. Ha, o yüzden ben bunu da kökteş olarak kabul edebilirim. Ama içerisinde birleşik yapılı hiçbir sözcüğe denk gelemedim. O yüzden cevaba Edirne dedik. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Söylenemez diyor arkadaşlar. Bakalım ne söylenemeyecekmiş. Tek tek bulmaca gibi yapalım. Yönelme durum eki neydi? Cümleye amaç anlamı katacaktır. Amacın ne diye soracağız. Hemen ekin anlamı bakacağım ben şurada. Dinlemeye diyor. Tamam.
İncir kuşları gelir seni dinlemeye. Niçin gelir? Amacı ne? Seni dinlemek için. Bakın, amaç anlamı kattı mı? Kattı. Yansıma sözcükleri biliyoruz, doğadaki seslerin taklidi yoluyla tıkırtı patırtı gibi. Bakın burada da yansımadan türeyecek. Yani yapım eki almak demek. Yansımadan sonra bir yapım eki alacak fiil. Bakın çatlar diyor. Çat yansıma mı? Yansıma köklü diyebiliriz yansıma sözcüğü. Çattan çatlamak oldu. Yani isimden fiil yapım eki aldı. Yani türedi mi? Türedi. Çatlamak, makmek eki alan yansımadan türemiş bir fiili gördüm. Çokluk ekinden sonra iyelik eki almış sözcük vardır. Ben hemen larler ekine bakarım. Çokluk eki nerede var? Bakın şurada larler ekini gördüm mü? Gördüm. İyelik eki deyince ne gelecek aklınıza? Mustafa Sandal gelecek. Hocam ne alaka? Hani onun arabası var, güzel mi güzel, şoförü de var, özel mi özel. Şimdi arkadaşlar dikkat. Mesela orada onun arabası var diyor. Güzel mi güzel, şoförü de var. Özel mi özel, şoförü. Şoför yazıyordum yanlışlıkla. Şoförü. Şimdi arkadaşlar bir sözcüğün başına benim, senin, onun getirebiliyorsanız zaten burada var. Sondaki eke biz aitlik, iyelik eki deriz. Yani ona ait bir araba. Şoförü var. Kimin şoförü? Yine onun. Onun şoförü de var. Özel mi özel? Sondaki eke ne diyelim? Aitlik, iyelik eki diyelim. Tamam mı? Şimdi ayrıca biz bu aitlik ekine tamlanan eki de deriz. Mantık olarak baktığınızda tamlayandır birinci değil mi? Onun ın ineki alır. Tamlanandır diğeri. I, i, u eklerinden birini alır. O halde bu iyelik ekine ayrıca tamlanan eki de der miyim? Derim. Bunu bir kere burada anlattım arkadaşlar. Bakın daha sonra bol bol faydasını göreceğiz. Şimdi baktığımda ışıkları tamam. Arkadaşlar tamlamayı görüyor musunuz? Dikkat. Belirtisiz isim tamlamasını bulurken siz tamlanana ne sorusunu sorun. Basit bir örnek vereceğim burada. Kapı kolu dedim mesela size. Kapı tamlayan, kolu tamlanan. Sadece tamlananın ek aldığı tamlamaya biz belirtisiz isim tamlaması demiyor muyuz? Ne kolu bakın? Tamlanana soruyu sordum. Kapı kolu sadece tamlanan aldı. Tamam. Biz bu tamlanan ekine iyelik eki demiyor muyduk? Hatta sağlamasını yapayım. Onun kolu. Bakın benim senin onundan birini de getirebiliyorum buraya. O halde ne ışıkları? Ay ışıkları. Bakın tamlanan eki. Ben buna çoğul ekinden sonra iyelik eki almış diyebilir miyim? Rahatlıkla derim. Bu arada belirtili isim tamlamasını bulmak için hangi soruyu soruyoruz? O meşhur örneği yine vereyim. Kapının kolu dersem. Kapının tamlayan, kolu tamlanan. Bakın tamlayan da tamlanan da ek alıyor. Neyin ya da kimin sorusunu sorabiliyorsanız siz tamlanana, buna da ne diyeceksiniz? Belirtili isim tamlaması diyeceksiniz. Bu üç sorunun faydasını fazlasıyla göreceksiniz arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan C şıkkını da eliyorum. Fiiller dilek kipleriyle çekimlenmiştir diyor. Fiiller dilek kipleriyle çekimlenmiş. Haber kipleri vardı hani zaman anlamı veren, şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman, dığdığı vesaire bunlar vardı biliyoruz. Bir de dilek kipleri vardı. Malı meli, gereklilik kipi, sase, şart kipi, ae, istek kipi ve emir kipi. Ben bunlardan hiçbirini göremedim arkadaş. Gelir var, çatlar var. Bu geniş zaman. Dilek kipleri göremedim. Cevap Denizli. Ekleşmiş edat cümleye zaman anlamı katmış. Edat ek alsın diyor. Şimdi bakalım. İle sözcüğüne dikkat. Hatırlıyor muyuz? İle sözcüğünün yerine sen ve'yi koyamazsan ne oluyordu? Edat oluyordu. Ve'yi koyabilirsen bağlaç oluyordu. Mağazadan etekle gömlek aldım. Mesela etek ve gömlek. Bakın V'yi koyabildim. Ne oldu? Bağlaç oldu. Ama mağazadan arkadaşımla çıktım. V koy, mağazadan arkadaşım ve çıktım. Oluyor mu? Olmuyor. O zaman edat oluyor. Yine buraya baktığımızda arkadaşlar ile yerine ben V'yi koyamadım. İncir kuşları gelir seni dinlemeye ve bir tohum çatlar. İçinde sonsuz ay ışıkları. Burada ne yaptım? İle yerine V'yi koyamadım. Peki soruyorum, ne zaman dinlemeye gelir? Seherle, yani seher vaktinde. Bak ne zaman sorusunu da sordum. Zaman anlamı kattı mı? Kattı. Cevap ne oldu? Denizli oldu. Hemen bir diğer sorumuza geçelim tamlamalarla ilgili. Bir isim tamlaması, tamam. Bir ismi niteleme göreviyle kullanılacaktır. Bakın arkadaşlar, kafanız karışabilir. Şöyle bir şekil yapın kendinizce. İsim tamlaması şekli yapalım mı? Bu tamlayan, bu tamlanan olsun. Tamam. Bir isim tamlaması ne yapacak? Önündeki bir ismi, ismin önüne gelecek ya, niteleyecek. Ha, ismi, şuradaki ismi niteleyecek. Sıfat görevinde kullanılacak. Niteleme sıfatı olacak. O
isim tamlaması. Şimdi baktığımızda mesela A'da isim tamlaması var mı? A'da isim tamlaması yok. Çok çalışan insanların diğer insanlara göre daha sağlıklı bir hayat sürdüğü. Hatta tamam var. Kimin hayat sürdüğü? İnsanların hayat sürdüğü dersek en az 3 isim olursa zincirleme isim tamlaması olur. Ama önündeki bir sözcüğü niteleme görevinde kullanılmamış. Sadece insanların var. Bakın B şıkkına. Ne rengi? Kül tamlayan, rengi tamlanan. Ne sorusunu sordum. Sadece tamlanan ne kaldı? Belirtisiz isim tamlaması. Önündeki ismi bulut isim. Nasıl bulut? Kül rengi bulut. Bak nasıl sorusunu sordum. Niteleme sıfatı görevinde olup önündeki ismi niteledi mi isim tamlaması? Niteledi. Cevap Bursa çıktı. Evet. Dedesinin yanı dersek kimin yanı? Dedesinin yanı. Belirtili isim tamlaması var. Kimin sorusunu sordum. Ama önündeki ismi niteleme görevinde kullanılmamış. Ne ustası? Kılıç ustası. Bu da kendi halinde takılıyor isim tamlaması. Nitelediği yok. Yine buraya baktığımda yok arkadaşlar isim tamlaması yok E'de de. Cevap direkt ne oldu? Bursa oldu. Adım adım gideceksiniz. Evet güzel bir soru daha. Bir zamir ilgi ve iyelik eklerini bir arada kullanmıştır. Arkadaşlar iyelik ekini öğrendik değil mi? Benim senin onu koyuyorduk ya başına. İyelik eki eşittir iyelik zamiri hiçbir farkı yok. İlgi zamiri de arkadaşlar inki şeklinde bitiyorsa bir kelime biz buna ki'ye ilgi zamiri diyoruz. Hadi deneyelim mi? Deneyelim. Bakın burada kendisininki, inki şeklinde görüyor musunuz? Görüyorsunuz. İşte bu ki'ye biz ne diyeceğiz arkadaşlar? İlgi zamiri diyeceğiz. Onun kendisi dersek, onun kendisi, onun tamlayan, kendisi tamlanan. Şu i'ye de ne diyelim arkadaşlar? İyelik eki diyelim mi? Diyelim. İyelik eki eşittir iyelik zamiri hiçbir farkı yok. İyelik zamirinde ilgi zamirinde aldı mı? Aldı. Kendi hatta bir zamir aldı değil mi? Kendi de dönüşlük zamiri. Bir zamir hem ilgi eki alacak hem iyelik eki. İyelik zamiri yani alacak. İlgi zamiri, iyelik zamiri. Cevap direkt ne oldu arkadaşlar? Bursa oldu. Mesela burada hiçbir belgesiz zamir. Ancak sadece tamlanan eki aldı. Bakın sorunların hiçbiri tamlayan tamlanan. Yani iyilik zamiri aldı sadece. Mesela burada da sadece iyilik zamiri aldı. Yolculardan bazıları. Neyin? Yolcuların bazıları. Danden ın inekinin yerine de kullanılabilir. Tamlanan eki olarak kullanıldı. Ama ki ekini aldığını görüyor musunuz zaten? Bir tek B'de var. Daha fazla uzatmadan cevabı Bursa deyip geçiyoruz. Bu dizelerde geçen aşağıdaki sözlerin hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Zarfı bulurken işte ne zaman sorusu, zaman zarfı, ne kadar miktar zarfı, nasıl sorusu, işte durum zarfı, yine soru zarfımız var. Bunlar var. Kim sorusunu soramıyoruz. Bakın genelde de fiile sorarak cevap alıyoruz değil mi? Fiil geliyor. Kim geliyor? Sonbahar. Hani burada ne zaman geliyor diye bir şey soramıyoruz ki. Kim geliyor? Sonbahar. O yüzden bu isim oldu arkadaşlar. Ne kim sorularını sorduk. Cevap Adana. Biz diğerlerini de bulalım. Niçin sorusu direkt nedir? Soru zarfıdır. Ne zaman işte meyvelerin içi geçecek? Ayva çiçek açmadan önce. Bakın ne zaman sorusuna cevap verdi. Zaman zarfı oldu. Ne zaman nasıl esecek? Başka çeşit esecek. Fiile sordum yine. Burada da ne oldu arkadaşlar? Nasıl sorusunu sordum. Durum zarfı oldu. Yine ne kadar sözcüğü de direkt zarf görevinde kullanıldı. Cevabım zaten Adana oldu. Hemen bir diğerine geçelim. Ne diyor? Tek tek bakalım. Dalıp dalıp ve kayarak sözleri bağ fiildir. Evet. Zarf fiilimsiler arkadaşlar bir diğer fiilimsinin önüne de gelebilir. Genelde fiile soruyoruz zarfı bulurken. Bakın zarflar hem fiile sorarak da yapılır hem fiilimsiye sorularak da yapılır. Çıkan nasıl çıkan? Bakın fiilimsiyi görüyor musunuz? Sıfat fiilimsisini. Dalıp dalıp çıkan fiil gibi görün. Sıkıntı değil. Evet. Zarf fiili bulurken, bağ fiili bulurken önce zarfı buluruz. Sonra içerisinde ken yalasiye eklerimiz var mı ona bakarız. Ip ip eki bakın ken yalasiye eki mi? Evet. Bu zarf fiil oldu. Kayarak hemen şöyle baktığımda arkadaşlar nasıl değiştirmişti? Sağa sola kayarak zarfı buldum. Fiile soru sordum. Durum zarfını buldum. İçerisinde arak erek yine ken yalasiye eki var mı? Var. Bu doğru bir bilgi. Çıkan ve düşen sözleri nedir diyor? Sıfat fiildir diyor. Hemen buna da bakalım.
Düşen gölge. Nasıl gölge? Üstlerine düşen gölge. Burada da önce sıfatı bulurum. Sıfatın içerisine an, en, anası mezar dikecekmiş eki var mı? Var. O halde sıfat fiil var. Hemen bir de arkadaşlar çıkan sözcüğüne de bakalım. Nasıl imam? Çıkan imam bakın. İsmin önüne geldi. Sıfatın içerisinde an, en, anası mezar dikecekmiş ekini gördün mü? Gördüm. Sıfatın içerisinde. O halde bu da sıfat fiil oldu. Genelde sıfatın içerisinde olur. Zıplamış sıfat fiil, kıpırdamış çekimli fiildir diyor. Bakalım hemen zıplamış sözcüğünü görelim arkadaşlar. Nasıl kurbağa bakın? Zıplamış işte oradan oraya dizlerine zıplamış kurbağa. Sıfat oldu mu bu? Oldu. Sıfatın içerisinde anası mezar dikecekmiş eki var mı? Var. O halde sıfat fiil. Ama arkadaşlar herkes kıpırdamış. Bu yüklem ve sıfatın içerisinde mi? Hayır. O halde buna ne diyeceğim? Duyulan geçmiş zaman kipeki. Kipeki varsa çekimli oldu. Bu da doğru bir bilgi. Sıfatın içerisinde olacak ki özellikle bu sözcükleri biz sıfat fiil diyelim. Ad eylem kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığımda vurulmak fiili. Mağışmak eklerinden birini aldı mı? Aldı. Sen nasıl kullanılmamıştır dersin. İsim fiil var. O halde cevabı Deniz derim. Benziyordu ve değiştirmişti sözleri birleşik zamanlı mı? Yani en az iki kipeki almış mı? Your ve did var bakın. Şimdiki zaman görülen geçmiş zaman. Miş ve did var. Duyulan ve görülen geçmiş zaman. İkişer kipekini aldı. Birleşik zamanlı oldu. O yüzden cevabı biz zaten Denizli dedik. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Bu dizelerle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur diyor. Güzel. Şimdi fiilimsilerden yalnızca bağ fiile yer verilmiştir diyor. Hemen şöyle baktığımda arkadaşlar yalnızca acaba şunu etmem, mağışmak değil bu. Olumsuzluk eki ederim, olumsuza çevir etmem. Ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça. Titrerim ne zaman, nasıl titrerim baktıkça. Fiile soru sordum, zarfı buldum. İçerisinde kenyalası eki dıkça dikçe ekini gördün mü? Gördüm. O halde hakikaten de sadece bağ fiil yani zarf fiile yer verilmiş. Doğru olanı soruyor. Ben bunu buldum. İsim fiil kullanılmıştır diyor ama sadece zarf fiil var. İsim fiil mağışmak göremedim, eledim. Bildirme kipleri neydi arkadaşlar? Haber kipleri demek. Bildirme kipleri. Ama haber kipleriyle çekimlenmiş eylem yoktur diyor. Ağlarım bakın, titrerim, ar, er, re. Bunlar geniş zaman kipeki değil mi? Evet. Haber kipleri, zaman anlamı veren haber kipleri, bildirme kipleri bunlar doğru. Ama yoktur diyor. Halbuki var. O yüzden bu da yanlış bir bilgi. Şimdi dilek kipleriyle çekimlenmiş eylemler vardır diyor. Arkadaşlar malı meli, sase, ae, emir kipi görüyor musunuz burada? Yok. Vardır diyor. Bu da yanlış bir bilgi. Doğru olanı buldum zaten ben. Eylemlerin tümü olumludur diyor arkadaşlar. Kimseye etmem. Bakın olumsuzluk bir durum var değil mi? Buna sen nasıl olumlu dersin tümüne? O da buradan gitti. Bu da yanlış bilgi. Bana doğruyu soruyor. Cevabım ne oldu? Adana oldu. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Belirtisiz isim yoktur diyor. Şimdi belirtisiz isim tamlamasında hangi soruyu soracağız tamlanana? Ne sorusunu sorup hemen çıkacağız? Ne vakti bakın arkadaşlar? Akşam vakti. Sadece tamlanan ek aldı. İ ekini aldı. Tamlanana sen ne sorusunu sordun? Direkt çıkarttın mı ortaya? Çıkarttın. Şimdi eski günlerle şiir yazılamaz. Edilgen çatılı fiilde ne olacak? Mesela Ali camı kırdı dersem direkt işi yapan belli etken. Cam kırıldı dersem arkadaşlar kırmaktan kırılmak. L yapım ekini aldı bakın. Kırmaktan kırılmak önündeki ünlüyle ıl ille yapım ekini aldı. İşi yapan belli mi? Camı kıran belli mi? Değil. Burada da şiir yazılamaz diyor. Yazmaktan yazılmak bakın. L'nin yapım eklerinden birini aldı. Yazan belli mi? Değil. O halde burada da edilgen çatılı fiil var. İyilik eki alan sözcük vardır diyor arkadaşlar. Hemen yine buranın üstünden yapılabilir. Biz bu tamlanan ekine iyilik eki de demiyor muyuz? Onun vakti sağlamasını da yaptım. O halde iyilik eki alan sözcük de var. Zaman zarfı vardır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım zaman zarfı var mı? Ne zaman zenginleşen? İşte Hülya hatırladıkça. Bakın ne zaman sorusuna ya da ne zaman duyduğumuz hüzün bir akşam vakti. Bunlar da zaman zarfı olur mu? Olur. Ama bağlaçı ben içerisinde göremedim. O yüzden günlerle ile yerine sen burada V'yi de koyamazsın. Bu da edat olur. Hemen dikkatli baktıkça bağlaçın içerisinde olmadığını gördüm. Cevaba ne dedim? Edirne dedim.
Hemen geçelim çok güzel bir diğer soruya arkadaşlar. Efsane. Bakın tamlananı atlaşmış. Atlaşmış sıfatı biliyoruz değil mi? İyiler daima kazanır. İyi insanlar. Nasıl insanlar? İyi insanlar. Sıfatın önündeki insan olan, isim olan insan düşmüş. İyiler kazanır derken bu tarz örnek bakacağız. Atlaşmış sıfat olacak içerisinde. Hem de isim tamlaması olacak. Tamlananı atlaşmış sıfat olacak. Hem de ek kelim olacak. Şimdi arkadaşlar ek kelim olarak yüklem. Ben yüklemlere önce bakarım. Aşığın sözüdür yüklem. Halk dilidir yüklem. Gönlünü şiir için yakan bu şairmiş. Yüklem. Köyün güzelidir. Yüklem. Bu kitapta yüklem. Tamam adım adım gidin. Çok da tırsmayın bakın. Yüklemler isim soyluysa arkadaşlar direkt orada ek fiil vardır deriz. Bunu da geçeriz. Hepsinde de ek fiil var. İsim soylu. Makmek eki almıyor. Fiil değil. Şimdi tamlama olacak. Tamlanan da atlaşacak. Aşığın sözü, kimin sözü? Aşığın sözü tamlama. Ne dili? Halk dili belirtisi isim tamlaması bakın. Hangi şair? Bu şair. Bu isim tamlaması değil ki. Bakın işaret sıfatını görüyorsunuz. İsmin önüne gelen sıfat tamlaması. Bunu bir kere elerim. Bana isim tamlamasını soruyor. Neyin güzeli? Köyün güzeli belirtili isim tamlaması. Hangi kitap? Bu kitap. Bu da işaret sıfatı sıfat tamlaması. Bunu da elerim. Gitti mi? İki tanesi gitti. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Tamlananı atlaşmış sıfat olacak. Köyün tamlayan, güzeli tamlanan. Güzelle kastettiği nedir? Kız diyorum atıyorum. Köyün güzel kızıdır bu hikayenin kahramanı. Sıfatın önündeki isim düştü mü? Güzel kız. Düştü. Yani bu atlaşmış oldu mu? Oldu. Köyün tamlayan, güzeli tamlanan. O halde tamlananı atlaşmış olan bir sıfat. Yani güzel tamlananı atlaşmış artık sıfat isim olmuş. İsim tamlaması görüyor musunuz? Hem de ek fiil olduğunu görüyor musunuz? Cevabım ne oldu? Denizli oldu. Gayet güzel bir soru oldu. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Bakın karma karma sorular gelecek karşımıza. Bakalım. İsim tamlaması. Çok rahat bulur muyum artık? Ben zaten biliyorum sormam gereken soruları. Karların rengi. Önünde isimler olsun. Sıkıntı değil. Kelimeler olsun. Sen sorunu sor. Ekleri gör. Neyin rengi? Karların rengi. Ekleri de gördünüz mü? Neyin sorusunu sorduk. Belirtili isim tamlaması oldu. Arkadaşlar gibi edatını görüyor musunuz? Meşhur bir edattır. Benzetme edatıdır. Onu da gördük. Bağlaç ayrı yazılan daha diye her zaman ne olur? Bağlaç olur. Onu da gördük. Onlar sözcüğü yitik bir mektubun parçalarıdır. Evet, insan dışı varlığı karşılıyor. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar derken oradaki insanı kasteden bir onlar değil. Mektubun parçalarını kastediyor. O halde bu da işaret zamiri. Ünlem var mı? Yok. Seslenme, bir duygu, heyecan bildiren bir işlev yok. Cevaba ne diyelim? Edirne diyelim. Hemen bir diğer sorumuza geçtiğimizde ne diyor? Ses olaylarından hangisi yoktur? Ulama diyor arkadaşlar. Şurada bakın ünsüzle biten bir sözcük ünlüyle başlayan sözcüğe bağlanıyor. Şöyle ulama vardır derim. Ünsüz benzeşmesi neydi arkadaşlar? Fıstıklı şapla biten bir sözcük bakın şurada git var. T'yi gördünüz mü? Gördünüz. Bu normalde dı diye görülen geçmiş zaman ekimi. Evet. Yanındaki D'ye ne diyor? Ben fıstıklı şapta varım. Sen de bana benze. Sen de fıstıklı şapta olan bir harfe dön diyor. O da bu teklifi kabul ediyor. O da T'ye dönüyor. Bakın birbirine benzedi mi? İkisi de fıstıklı şapta var. Yani ünsüz benzeşmesi oldu. Hep böyle dı diye dır dır da de ta te gibi örneklerde oluyor. Ünsüz düşmesi var mı arkadaşlar? Küçük sözcüğüne cik cik eki getirdiğinizde küçükçük der misiniz? Demezsiniz. Küçücük dersiniz. Oradaki ünsüz K harfi düşsün mü? Düşsün. Ünlü düşmesi var mı? Bakın bağırımı. Bağır. Buradaki ı da düşsün mü? Düşsün. Ünü daralması var mı? Hocam ünü daralması yöreklilerde hissediyor burada olmaz mı diyebilirsiniz. Dikkat! Her sakallıyı hacı zannetmeyeceğiz. Her yörekini de ünü daralması var zannetmeyeceğiz. Kural ne? Yordan hemen önceki a, e, yordan hemen önceki harf a ya da e ekiyle bitmek zorunda. Bunu da nereden anlıyorum? Bunu da arkadaşlar makmek eki getirerek anlıyorum. Mesela başka bir örnek vereyim. Gelmiyor dedim size. Gelmiyor. Yor ekini gördüm. Tamam. Hemen ondan önceki sözcüğe makmak eki getirebildiniz mi? Gelmemek. Bak geldi. Şimdi hissediyorum ha. Yordan hemen önceki kelimeye makmak eki getirin. Hissedemek. Olmuyor ki. Hocam bu aradaki iğne. Aynen öyle arkadaşlar. Ben de soruyorum size. İğne.
hisset kelimesine yoreki getirin, hissetiyor. Oluyor mu? Olmuyor. He, demek ki bu iyi ünlüsü acıyor. Ne yapıyor? Ya gel sana yardım edeyim, hissetiyor diye kelime mi olur arkadaş diyor. Hemen iyi ünlüsü orada türüyor. Ne oluyor? Yardımcı ünlü oluyor arkadaşlar. Orada sadece bir yardım söz konusu. Ünlü daralması söz konusu değil. Yordan hemen önceki kelime a ile bitecek. Bunu da makmak eki getirerek anlayabilirim. Ünlü daralması dolayısıyla burada yok. Makmak eki getiremedim. Cevaba Ceyhan dedim. Hemen bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bakın ki dadelerde yazım yanlışı vardır diyor, sorulabilir. Son işte ne var ki başarısızlıkla sonuçlandı? Dade nerede ayrı yazılır, nerede bitişik yazılır? Bağlaç arkadaşlar cümleden çıkartıldığında anlamda bozukluk olmaz. Ancak bitişik yazılan dade cümleden çıkarttığımızda anlamda bozukluk olur. Son iş ne var ki başarısızlıkla sonuçlandı? Adde'yi son iş ne var ki başarısızlıkla sonuçlandı var mı? Yok. Hadi bir de ikinci kere oldu anlamında verir. Son iş de demek ki önceki başarısızlık anlamı kattı, bu da başarısızlıkla sonuçlandı anlamını verir. O halde daha de ayrı yazılmalı, çıkartıldığında anlamda bir sıkıntı yok. Onun kızı ne yazık ki bu sene de sınıfta kaldı. Adde'yi onun kızı ne yazık ki bu sene sınıfta kaldı. O halde anlamda bozukluk yok. Ayrı yazılan daha de bu, sen nasıl bitişik yazarsın? Yanlışlık yapılmış. Bankadaki paralardan biz de alsak da harcasak. Bakın at beyleri. Bankadaki paralardan biz alsak harcasak ne olacak ki yani? Var mı sıkıntı? Yok. Ayrıca bakın arkadaşlar, hangi paralar bankadaki? Sıfatın içerisindeki ki'ye bir sıfat yapan ki deriz. O da nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Yeni cevap ne oldu? Ceyhan oldu. Burada sıkıntı yok. Yeni alınanlar sende dursun. Bak at değil, yeni alınanlar sen dursun ki kaybolmasın. Bak bozukluk oldu mu? Oldu. Hemen kapatacaksın bozukluk olunca. Buradaki ki'de nasıl olacak? Ayrı yazılacak arkadaşlar. Ki'de de mantık aynı. Cümleden çıkarttığımızda anlam bozulmuyorsa ayrı yazacaksınız. Bağlaştır o. At bakalım, yeni alınanlar sende dursun, kaybolmasın. Bak var mı sıkıntı? Yok. O zaman ayrı yazman gerekiyordu. Hatalar zinciri var burada. Belli ki arkadaşlarınla da küsmüşsün. Kalıplaşmış arkadaşlar, bitişik yazılan bağlaçlarımız vardı. Simbohçam diye biz bunu kodlamıştık, hatırlıyor musunuz? Neyler bunlar? Sanki, illaki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, simbohçam, meğer ki dedik. Dolayısıyla bunlar nedir? Kalıplaşmış bitişik yazılan ki'ler. Belli ki'yi hiç burada vermedim. O halde belki verdim, belli ki'yi vermedim. O halde burada da sıkıntı var. Cevaba zaten Ceyhan dedik. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Yazım kuralları zaten banko gelecek. Anne baba olmak keyifli olduğu kadar zordur da. Sıkıntı yok. Bu kitaptaki kurallar çocuğunuzun çoraplarından çok kişiliği, davranışları, erdemi, özgüveni, öz saygısı. Ne demiştim arkadaşlar? Özlü sözcükleri özünden ayır. Yani bunları ayrı yaz. Burada bir sıkıntı var. İki de bari sıkıntı var. O zaman iki olmayanları ben elerim. Cevap ya C ya E. 3'e bakalım. Sizin için de bunlar çoraplardan daha önemliyse bu kitap çok işinize yarayacak. D'ye dikkat. At D'yi. Sizin için bunlar çoraplardan daha önemliyse bu kitap çok işinize yarayacaktır. Var mı sıkıntı? Yok. O zaman cümleden attığımızda sıkıntı yoksa bu daha D ayrı yazılmalıydı arkadaşlar. O yüzden burada da yazım yanlışı yapılmış. Cevap Ceyhan oldu. Diğerlerine baktığımızda kitabın her bölümünün sonunda kolayca uygulanabilecek alıştırmalar da var. Bakın attığımızda sıkıntı yok. Alıştırmalar var. Öyleyse neden önermiyoruz yakınlarımıza bu kitabı? Burada da sıkıntı yok. Cevabı ne dedik? Ceyhan dedik. Evet, yine olmazsa olmazlarımızdan biri de neydi? Noktalama işaretleri. Bu da çıkacak. Hemen bakalım neler varmış. Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum. O da daha başıboş. Bakın, daha rahat yaşama. İki ayrı cümle var. Değil mi? Şöyle iki ayrı yüklem var. Aralardan neyle ayıracağız? Noktalı virgülle mi, virgülle mi ayıracağız? Noktalı virgül ne demekti? Benim farkım var arkadaş. Benim aralarımda eğer en az bir tane virgül varsa ben tam ortadan bölüyorum. Farklıyım imajını veririm. O halde bakın, o da başı boş, daha rahat sıralıyor. Bakın buraya virgül koyarım. Tam ortadan noktalı virgülle ayırır mıyım? Ayırırım. Tek bir amacı vardır dediği için buraya ne getirelim sona? Zaten daha rahat yaşamak dedi. Bir tane dedi. Yaşamaktır, dır 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 düştü. Noktamızı koyduk. Üç nokta koymayız.
Fakat her zaman virgül, buna hangi yoldan varacağımız, yani ilk ögeden sonra bir virgül atarız yalandan. Pek bilmiyoruz dedi. Bitirdik, nokta getirdik sonuna, cümlemiz bitti. O halde ne getirelim? Noktalı virgül, virgül geldi, nokta geldi, virgül geldi, nokta geldi. Evet, cevap ne oldu? Bursa oldu. Hemen geçelim bir diğer noktalama sorusuna. Şimdi arkadaşlar, virgül diğerlerinden farklı işlevde kullanılmıştır diyor ÖSYM, böyle çok sordu. Bakalım. Zavallı çocuk sıcak bir yuvanın özlemini çekiyordu. Kim çekiyormuş? Zavallı çocuk. İlk ögeden sonra, özellikle özneden sonra şöyle bir yalandan virgül atıyoruz. Tamam. B'ye baktığında romanın, öykünün, unutulmaz ustalarından sanatçı. Arkadaşlar sıralıyor mu böyle romanın, öykünün ustaları? Bakın tamlayanları sıralıyor. Görevi neymiş? Eş görevli, görevlileri tamlayanları burada sıralamış. Böyle sıralanan sözcükleri, eş görevli sözcüklerin arasına ne yapalım? Virgül atarım. Burada eş görev. İnsanları anlamak dünyanın en zor işidir. Ne dünyanın en zor işidir? İnsanları anlamak. Yine özneden sonra bir virgül atalım. Kim sürüklüyor bizi dağlar? Özneden sonra virgül atalım. Kim özgür toplum yaratır? İşte özgür edebiyat. Yine özneden sonra virgül atarım. Ama burada sıralanan eş görevli sözcükleri ayırdı. Farklı oldu. Cevabı ne dedik? Bursa dedik. Evet, sürpriz olarak anlatım bozukluğu sorulabilir mi? Sorulabilir. ÖSYM daha önce yaptı. 4-5 sene sormadan. Daha sonra bir sordu. 2 tane soru sordu yani. Şimdi baktığımızda denizin maviliğine dalıp gittiğinde hep bir yerlerde hayattan ümidini kesmemiş insanların olabileceğini umut etmekteyim. Dikkat! Şimdi umut etmekteyim diyor ya. Ben buraya normalde hayat insanların olabileceğini ummaktayım diyebilir miydim? Gayet rahat diyebilirdim. O halde etmek olmak, eylemek, kılmak neydi? Yardımcı eylemlerimiz değil miydi? Sen bunu neden kullanıyorsun? Gereksiz. Ben buraya ummaktayım diyebiliyorum zaten. He, o yüzden biz ne diyelim? Yardımcı eylemin gereksiz kullanımı diyelim mi? Diyelim, cevabım Denizli olsun. Evet. Hemen bir diğer, bu sefer de bakın tam bir dil bilgisiyle ilgili anlatım bozukluğu nedeni görelim. Mustafa Kemal Havza bildirisinde Hristiyan azınlıklara karşı iyi davranılmasını ve çatışmaya girilmemesini istemiştir. Soruyorum size, kimle çatışmaya girilmemesini istemiştir? Hristiyan azınlıklarla, bakın, ya da onlarla diyebilirim, kısaca yazayım. Yani Hristiyan azınlıklarla. Kim ile? Hristiyan azınlıklarla çatışmaya girilmemesini istemektedir. Yazıyor mu burada onlarla ya da Hristiyan azınlıklarla? Yazmıyor. E kim ile sorusuna cevap veren öge neydi arkadaşlar? Ne ile, kim ile? Edat Tümleci'ydi. E nerede Edat Tümleci? Yok burada. O halde ben buraya ne diyeyim? Tümleci eksikliği diyeyim. Cevabım Denizli olsun. Yani ögelerle de alakalı anlatım bozuklukları gelebiliyor. O yüzden ögeleri sağlam bilmemiz gerekiyor. Evet, hemen bir diğer sorumuza geçtiğimizde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor bana. Birleşik cümle ne demek? Yani fiilimsi var demek içerisinde. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Birinin yüzüne bakarken uzak bir yere bakar gibi bakardı. Bakın, cümlenin içerisinde fiilimsi görüyor musunuz? Görüyorum. O halde fiilimsi varsa biz buna birleşik cümle diyoruz cümlenin yapısı açısından. Fiilimsi yoksa basit diyoruz. Sıralı cümle var mı? Cümleleri sıralayacak. Arada bir tane virgül ya da noktalı virgül olacak. Bakın buraya, konuşmaya başlayınca herkes pür dikkat kesilir. Bakın, bir kesilir dinler. Bir tane cümle görüyorum burada. Elindeki ufak kağıtlara not alırdı. Bakın, ayrı ayrı cümleleri virgülle bağlamış mı? Bağlamış. Virgülle bağlarsa sıralı cümle, bağlaçla bağlarsa cümleleri bağlaç, bağlı cümle diyeceğiz. Devrik fiil cümlesi vardır diyor ama ben böyle bir şey denk gelemedim böyle bir örneğe. Kurallı isim cümlesi vardır diyor arkadaşlar. Çok sessiz insandı ama sevecenli yüklemler. Bakın sonda isim cümlesi mi? Makmek eki almıyor, sevecenmek vesaire. Kurallı yüklem sonunda isim cümlesini gördük. Eksiltili cümlede bakın, şurada gördünüz mü eksiltili cümleyi? 3 nokta yüklemim yok. Eksiltili cümle. Cevabı ne dedik? Ceyhan dedik. Bu cümlenin ögelerinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru. Banko böyle bir soru geliyor arkadaşlar, biliyoruz. Hemen bakalım. Yükleme açmaktadır mı diyelim, yol açmaktadır mı diyelim. Bakın, birleşik bir fiil. Yol açmak, açmak ne demek? Değil mi? Yol açmaktadır. O yüzden yüklem dedik buraya. Tamam. Peki, nerede yol açmaktadır böyle çeşitli sorunlara? Özellikle ataerkil yapı içerisinde yetiştirilmiş çocuklarda. Bakın, nerede sorusuna cevap vereyim. ED'den eklerinden biriyle biterse biz buna ne diyeceğiz öge açısından? Dolaylı tümleç diyeceğiz. Daha sonra, peki ne yol açmaktadır böyle sorunlara yol açan ne?
dede ya da büyük annelerin tutumu. Bakın bütün halinde aldık. Tamlama var değil mi annelerin tutumu diye. Tamlamaları bölmüyoruz. Evet, direkt ne kim sorusuna cevap veren ögeye biz ne diyeceğiz? Özne diyeceğiz. Tamam. Neye yol açmaktadır arkadaşlar? Çeşitli sorunlara bakın sıfatları da bölmüyoruz. Nasıl sorun? Çeşitli sorun bütün halinde alıyoruz. Neye sorusuna cevap verip ED'den eklerinden biriyle bitti. Bu da dolaylı tümleç oldu mu? Oldu. Sıralanış nasıl? Dolaylı tümleç, özne, dolaylı tümleç, yüklem şeklinde gördüm. Dolaylı tümleç, özne, dolaylı tümleç, yüklem. Evet. Cevaba ne diyelim? Ceyhan diyelim. Hemen bir diğer sorumuza getirelim ve 20. ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Bu şekilde bitirelim. Hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım. Birinci cümlenin ögeleri zarf tümleci özne yüklem şeklindedir. Doğru mu? Yapılır yüklem. Tamam. Ne yapılır arkadaşlar? Kök temizliği yapılır. Ne kim sorusuna cevap verince direkt özne olur. Nasıl yapılır? Dikilecek fidanların kökleri üzerinde bulunan yaralı ve ezik kısımlar kesilerek yapılır. Bakın direkt nasıl sorusuna cevap verdi mi? Verdi. Bu da ne olsun? Zarf tümleci olsun mu? Olsun. Dikkat! İşte hocam üzerinde nerede dikilecek fidanların kökleri üzerine bu dolaylı tümleci olabilir mi diye sorabilirsiniz. Ama dikkat! Sıfatları bölmüyoruz. Bütün halinde cevap veriyoruz. Kısımlar nasıl kısımlar? Dikilecek fidanların kökleri üzerinde bulunan ve yaralı ve ezik kısımlar. Bakın orada bir sıfat var. Oradaki sıfatı kesemezsiniz siz. Tamam zaten bununla da bütünleşmiş. Nasıl sorusuna cevap verdi? Zarf tümleci oldu. Bütün halinde aldık. Aa doğru. İkinci cümlede edat grubu zarfın içerisinde. O edat zarfın içerisinde olacak. Bakalım hemen. Dikim yapılırmış. Ne kadar dikim yapılır? Nasıl? Boğaz kısmına kadar ne kadar sorusuna cevap verdi? Zarf tümleci oldu. Kadar edatı da o öbeğin yani o grubun içerisinde mi edat grubu? Zarfın içerisinde mi? İçerisinde. Bu da doğru bir bilgi. Zarf tümleci bir fiilimsi grubundan oluşmaktadır diyor 3'te. Bakalım verilir. Nasıl? Fidan etrafına bir çanak yapılarak verilirmiş can suyu. Burası nasıl sorusuna cevap verip zarf tümleci oldu mu? Oldu. Zarf tümlecinin içerisinde arak erek fiilimsisini görüyor musunuz? Zarf fiil fiilimsisini görüyorsunuz. İşte bu fiilimsi zarf tümlecinin içerisinde bir grup oluşturmuş. Bütün halinde fidan etrafına bir çanak yapılarak sözcük grubu öbeği oluşturmuş. Bu da doğru bir bilgi. Dördüncü cümleye baktığımızda arkadaşlar edat tümleci vardır diyor. Arkadaşlar kesilmelidir. Nasıl? Verilecek yüksekliğe göre. Eğer içerisinde göre sözcüğü varsa bunu hem zarf tümleci de kabul ederiz. Nasıl sorusuna cevap verdi. Hem de edat tümleci olarak da kabul ederiz. Bu da var. Göre edatıyla bağlandığı için. Daha sonra cümlede 5. cümlede yüklem kurallı sonda olacak. Birleşik fiilden oluşacak. Şimdi yüklem sonda mı oluşur? Sonda evet oluşur diyor. Tamam. Kurallı birleşik fiilim mi? Oluşabilir deseydi arkadaşlar kurallı birleşikler hatırlıyor musunuz? Yeterlik birleşik fiili, abilmek, ivermek vardı, tezlik, akalmak vardı, sürerlik gibi birleşik fiillerimiz vardı. Oluşabilir deseydi, aa hocam işte abilmek bak yeterlik birleşik fiiliyle, kurallı yeterlik birleşik fiiliyle oluşmuş derdik. Ama yok sadece oluşur diyor. Sen buna nasıl kurallı birleşik fiil dersin diyemezsin. O yüzden cevabım ne oldu? Edirne oldu. Evet arkadaşlar bugünkü denememizi de burada bitirdik. Dil bilgisinden sorular bilmiyorum biraz kolay mı geldi zor mu geldi. Öğrenciden öğrenciye tabii haliyle değişebilir. Yani herkesin düzeyi burada farklı olabilir. Önemli olan öğrenmekti. Ben buradan çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Ve nerelerde zorlanıyorsanız arkadaşlar şöyle ufak ne yapalım? Tekrarlarını yapalım. İnşallah gerçek sınavda hepiniz fullersiniz. Evet bir başka denememizde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.